Türk MMO'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scrap Mechanic oynayacağız. Evet abla, yepyeni bir oyun, yepyeni bir inşallah seri olacak. Merhaba arkadaşlar bu arada. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, oyun hemen kısaca bahsedelim. Steam'de yayınlandı. Ücretli evet. Bir oyun. Tek oyunculu ve çok oyunculu iki farklı modu evet, var. Evet var ama bunu belirteyim, daha multiplayer modu gelmedi arkadaşlar. Sadece LAN üzerinde. Steam arkadaşlarınızı Steam arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Öyle söyleyelim çok oyunculu derken. Bunun dışında oyuna survival modu vesaire de gelecekmiş. Gelecek inşallah. Zaten oyun çok yeni daha. Aynen, oyun daha gelişmeye devam ediyor. Erken erişim oyunu. Evet. O yüzden de biraz hatalar, problemler olabilir. Oyunun ana teması nedir Gürhan? Mühendislik bir nevi. Yani sürekli bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Gerekirse ev yapacaksınız. O evi mesela ben sürekli hareket eden bir ev yapmak istiyorum ya. Ya evet. Arkadaşlar, oyunun sınırı yok ve şöyle bir şey var. Malzeme sınırı da yok. Şu anda yani yaratıcı moddayız bir nevi şu anda. İleride Survivor gelince kesinlikle olacak. Zaten Survivor modun aslında amacı da odur yani muhtemelen. Şu an o yüzden eşya kısıtlılığı olmadığı için ya bir git benimle niye uğraşıyorsun ya. Eşya kısıtlılığı olmadığı için de rahat rahat istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ki biz baktık bazıları baya böyle olağanüstü şeyler yapmış. Bak beni takip etme çocuk. Aynen abla. Ya git. Ondan sonra kaçma. Tamam artık işin şeyini çıkarma lütfen. Tamam. Neyse. Şimdi ne yapalım bizim ilk önce bence bir menüyü tanıtalım. Menüde neler var? Asıl bizim bir araç yapabilmemiz için, yani hareket eden herhangi bir cisim yapabilmemiz için ihtiyacımız olan temel araç gerecimiz ne var? Şu alt menüde hemen barda şu neler alt var onları gösterelim. Ya öncelikle en önemli özelliğimiz olan şu lifti görüyorsunuz. Hı-hı. Bizim vincimiz abla bu. Lift her karakterin bir tane kendine ait bir vinci var. Yani mesela ben buraya bir vinç attım ya. Bir tane daha vinç attım da o vinç yok oluyor. Ya da ben buraya bir vinç attım, üzerine bir şeyler yaptım diyelim. Şöyle yaptım. Hadi bu benim yeni arabam oldu. Sen neredesin bu arada? Ben kaldım. Abi ne yapıyor? Abo kayboldu. Ya neredesin? Senden kaçayım derken kayboldum ya. Çıkıp tekrar girsen? Olmaz. Senin yüzünden işte. Bekle, ben sana olmadı araba yapıp bulayım ben seni. Neyse. Şunu başka biri attığınız zaman bu şekilde oluyor ama mesela bu benim gemim mi arkadaşlar? Bunu tutup bu şekilde tekrar alabiliyorum. Herkesin kendine ait bir tane var. Evet, şöyle yukarı kaldırıp indirebiliyoruz. Yer yön oklarıyla. Up ve down oklarıyla indirip kaldırabiliyoruz. Yani mesela araba yapmak istediğinizde, altını falan yapmak istediğinizde işinize yarıyor. Ben şunu kaldırayım. Abla sen kayboldun ya. Daha dakika bir gol bir. Senin yüzünden oldu. Neyse, benimle uğraşıyorsun sürekli. Ben hemen hızlıca istersen bir araba yapayım sana. Yani seni bulmak için. Daha şey yaparız. Daha arkadaşlar, arabada gösterirsem daha mantıklı olur herkes için sanırım. Neler ya yapabildiğini. Bunun dışında işte zaten standart tekerlekler, motor, bunlardan da biraz bahsedelim. Tabii şeyden bahsedeceğim mesela arkadaşlar. Şu şuradan da göstereyim. Bearing sistemi var. Bu bearing bizim işimize en çok yaran şeylerden bir tanesi, hareket kabiliyetimiz arkadaşlar. Mesela bunu koyduktan sonra bunu üzerine koyuyorum ya abla. Mesela en basitinden göstereceğim şimdi. Buraya da ben bir tane şey koydum. Kontrol mekanizması koydum. Şu en sağdaki şu şey ismine hemen baktım. Connection tool buldum diye bir şey var. Buldun mu? İyi bari, hoş geldin. Buldum. Connection tool. La şuradan sürekli buraya bıraktım ya abla. Şunun altındaki bearing'i görüyor. Ben buna bindiğimde bunu artık onun altındaki şeyi kontrol edebileceğim. Nasıl mı? Bakayım. Öyle miydi? Evet öyleydi. Bir şeyler yapacağız şimdi. Şöyle bir ilerleyeyim. Ondan sonra şuraya bir tane daha koyayım abla. Tamam mı? Koydum buraya da. Sonra bunun üzerine tekerlek koydum. Yani tekerleğin hareket edebilmesi için şunu da koydum şöyle.
Ya da yok yok bunu böyle koymayacağım. Bunu jeneratöre bağlarsam daha iyi olacak. Şu arkaya hemen bir tane jeneratör attım. Jeneratörü de tekerleğe bağladım. Şöyle. İnsene abla. Sağ olasın. Kendine başka şey yap. Ha, bunu hareket ettiremememin sebebi sanırım bu arkadaşlar. Şunu şey yaptıktan şöyle hareket ediyor, görüyor musun abla tekerleğini? Görüyorum. Şu aşağıdaki mekanizmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan şuradan hareket ediyor sürekli. Sen bilsene üstüne abla bunu. Bilmiyorum. Aa! Şu an abla kendine ait bir tane araba yapmaya çalışıyor. Sen git kendi arabanla oyna. Allah'ım ya. Ya manyak mısın ya? Neyse. Şimdi... Cins misin nesin ya anlamıyorum. Al işte. Abla yaptığın şey çok yanlıştı yalnız. Oha abla bütün her şeyi yıkıyor. Yapma o zaman bir daha. Yazıklar olsun be. Şurada bir tane tekerlek olur. Seti yaptım. Şöyle koyayım arkadaşlar. Şunun önünü birazcık şey çekeyim ya. Bir arabaya benzesin yani. Şöyle hemen koydum. Tamam. Şu ikinci katı çıkacağım buna. Şöyle abla mahvetti arabamı. Senin yüzünden oldu. Yapmasaydın. Benimle uğraşma. Sen bekle gel hele sen gel. Uğraşma benim arabamla. İki tane farklı araba gösteririm işte. Arkadaşlar bu arada oyunu ben de kesinlikle bilmiyorum. Gürhan benden daha fazla oynadı. Evet ben yani şu an ilk oyuna girdiğimizde neler yapabiliriz? Bir yani ne kadar şaheserler yaratabiliriz onu bilmiyorum ama başlar başlamaz güzel bir şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi daha güzel olacaktır eminim. Şunları bağlıyorum tekrardan arkadaşlar şu şekilde. Oo bunun bağlantısı koptu. Bunlara ait bağlantı gitti bunun. Neden gitti? Şöyle koysam. Oyunun en büyük problemi araba ait bir şundan bence, dolayı sanırım. Gürhan. Ne abla? Bu karakterlerin açıkçası yürüme mekanikleri falan biraz sıkıntılı olmuş. Öyle diyorsan. Karakterleri çok detaylı yapmamışlar. Hani oyunda ana amacı olmadığı için ama survival modunda bu problemleri bence düzeltirler diye düşünüyorum. Ben oyun dediğim çok yeni ve umut vaat ediyor. Benim çok hoşuma gitti. Yani o yönden gerçekten umut vaat ettiğini düşünüyorum ben bu oyunun abla. Şu an işte dur ya şu arabayı yıkacağım. Düzgün bir şey yapacağım. Ne güzel gidiyordum. Mahvettin arabamı ya. Senin yüzünden. Şöyle arkadaşlar ben hemen vinçli alayım şöyle koyayım. Altı zeminle bakalım. Tek katlı. Hiçbir şey yok. Tamam. Şunu şöyle koyayım. Birazcık daha büyüteyim. Daha sonra şu şekilde koyayım. Daha sonra şu şekilde koyayım. O şekil olabilir. Bu şekil olabilir. Komik mi? Komik. Şöyle çok garip bir şey yapıyorum inşallah. Yok böyle patlar ya. Şuraları koyayım abla. Ben. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Go, go. Vay, abla kendine şekilli şukulu bir araba öpüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz siz de. Dalga geçme be. Niye dalga geçeceğim ya? Öyle şey bırak bu işleri, dalga geçeceğim. Ben tekerleği büyük yapayım arkadaşlar da. Zemine çarpmasın dur bir kere. Şöyle büyük koyayım tekerleğini. Burada I ile inventory'e gidebiliyoruz. Buradan onları da göstereyim. I ile gidiliyor inventory'e. Bunu birazcık daha büyütelim. Takla atmışsın çünkü. Şu an bu şey oldu. Sanırım zemin oldu. Mesela boyama detayı. Getirilmeli. En basitinden. Haksız ya, mıyım? Tabii. Şöyle. Vay, çok güzel oldu değil mi abla? Bakmıyorum seninkine.
ben kendi renkleri. Ben şu an bu arada renkleri de deniyorum. Birkaç çeşit renk kullandım ki hani onlar daha çok sanırım şey abla. Nasıl diyeyim? Araba markası gibi şey gibi bir şey. Anladın sen beni? Anladım. Hepsinin farklı özelliği var galiba. Birisi metal, birisi odun. Ağırlık falan farklı galiba. Ya ben şu an hepsini koydum en azından renkleri görsünler diye. Hani hep kahverengi, hep kahverengi standart şeydir ya hani. Teyzelerin tek bir rengi vardır ya da işte. Şimdi şu arkadaşlar. Bu tekerleklere güç verdim. Şunları da takip et desem. Önden çekişli bir araba olur. Şeyden çıkartalım. En basitinden. Neden bu ön tekerlek? Ha şeyden dolayı. Tamam. Şu motora birazcık güç vereceğim ama fazla vermeyeceğim. Şöyle gideceğiz. Bir de unutmadan arkadaşlar. Şu öne gidecek. Bu önde zaten. Bu da öne gidecek. Dön lan. Yine bir şey mi yapıyorum? Şunları da. Şu an bu otomatiklik. Ha, ben diyorum neyi yanlış yaptım. Arkadaşlar şu motoru şeye bağlayacağız. Tamam. Ondan sonra şunları şuna bağlayacağız. Motor da ondan güç almadıkça hareket etmemeye başlayacak. Şu tekerlekleri de bağladık. Benimki hareket ediyor abla. Şu ön tarafta gereksiz blokları kaldırayım. Seninki ne yapıyor? Ben daha dizaynını yapıyorum çocuğum. Ne güzel. Yok ya böyle tekerlekleri beğenmedim. Tekerlekleri beğenmedim. Ben hemen şunu tekrar önce taşıyayım. Şu şekilde bir şey yapalım. Yok böyle değil. Şu büyük tekerlekten koyalım yine. Tamam. Şunu da yine aynı şekilde şuraya bir tane koy. Üstüne çak. Üstüne bir daha koy. Neden böyle yaptım arkadaşlar? Because daha rahat dönsün diye yaptım ama inşallah sorun çıkartmaz. Şimdi şöyle yaptım galiba. Doğru oldu mu? Hemen alıyorum şeyden. Vay. Nasıl abla? Bakalım. Çarpma ha. Döverim seni. Yürü. Yürü şuradan. Allah Allah ya. Git. Ben bir tur atayım arkadaşlar şöyle. Çok güzel oldu ya. Tur atın. Ben de arabamı tamamlayayım. Şöyle birazcık motora güç vereyim mi? Patinaj çektireyim mi arabaya? Vay. Dur arabaya güç vereyim birazcık arkadaşlar. Şu şeye tıklayıp gazı birazcık açacağım. Fazla da açmak istemiyorum. Takla atabiliyor. Mesela arabanın tekerleklerini bağlıyorsun ya motora. Evet. Bu niye bağlanmıyor? Onu motora bağlayacaksın. Tamam motora bağlıyorum. Motorun alacağı şeyden fazlasını koymuşsun. Hadi ya. Tabii motor bir motorun alabileceği oha takıldı. Tamam bir tane daha motor koyayım. Oo takıldım. Heh, tamam. Ben yine arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz en basitinden basic bir araba yaptık. Çok da güzel oldu yani bakar mısınız? Bayağı patinaj falan çekiyorum şu an. Şimdi birazdan benimkini görürüz. X'e basa basa şu şekilde de gidebilir. First person görünümünü alabiliriz arkadaşlar. Peki direksiyonu hangi motora bağlamanız gerekiyor? Bütün direkt yani kendi halinde bir şeyler yapmasını istemiyorsan da hepsini direksiyona bağlaman gerekiyor. Bütün motorları direksiyona bağlaman gerekiyor. Tekerlekleri? Tekerlekleri motora bağlasan da o bağladığın
tekerleğin bağladığın motor eğer direksiyona bağladıysa sorun yok. Tamam. Ama o direksiyondan çıktıysa kendi kendine hareket etmeye yok, başlar. Yok, sıkıntı yok, onları ben bağladım. Şimdi bu mesela gaz düzeyini nerede hafif arttırıyorum. Şöyle bir harita olsa yani işte oyunun eksikleri çok var. Ama oyunun eksikleri olmasına rağmen gerçekten başarılı şeyleri de var yani. Ben beğendim yani. Tabii ben çekiciyi aşağıdan kaldırmadan. Evet, çekiciyi aşağıdan kaldırmadan. Arabayı sürmeye çalışıyorum. Vallahi ben akıyorum şu an gecelere doğru. Ben seni bulamadım. Hay hay, buldum. Patinaj kalk. Havaya kaldırmıştım arabayı ya. Şöyle senin yanına park edivereyim ben. Nasıl ama arabam? Çok güzel. Senin büyük tekerleklerin var ama. Bu arada benimki öne gitmiyor Gürhan. Ben sağ falan yardımcı dönmüyorum. Olmamı ister misin? Hayır, istemem. Abla bak şey göstereyim sana. Şu şey tekerleklerin gittiği yönü aynı olmasına dikkat aynı et. Aynı yaptım zaten. Sıkıntı mı olmuş diyorsun? Aynı değil. Aynı yaptım bak, ya. Bak bu taraf farklı, bu taraf farklı. Dur ben yapacağım şimdi. Dur, aynı duruyor bende. Yok şimdi ya oğlum, bir daha bir. Bırak arabamı. Al Allah. Bırak arabamı. Evet. Ben şimdi ne yapayım abla? Arkaya ben bir de şimdi mesela bu atacağım. Benimki sola sağa dönmüyor. Mesela. Bu ne yapıyorsun? Senin araba ne yapıyor öyle ya? Dur bekle, geliyorum arabayla yanına. Yarış yapalım mı? Benim karakterim bir şeyler oluyor gibi. Sende bir şeyler oluyor ama bende bir şey gözükmüyor. Benden etsin. Mesela benim arabam, mesela senin tekerleklerin, sen büyük tekerlekler seçmişsin. Evet. Daha rahat gidiyorsun. Ben sayısını fazla yaptım. Mesela sağa sola rahat dönebilmesi için neler yapmamız lazım? Bununla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin. Ya işte böyle şeyseniz, bu şekilde benim yaptığım gibi bütün tekerlekleri o orantıda döndürürseniz daha güzel olur. Ben mesela sen sanki bir tırmış gibi kullanıyorum aslında. Abla ha, bir dahaki bölümde tır yapalım mı kendimize bir tane? Olur. Beraber yapalım ama. Bir şey söyleyeceğim. Neden bu sağa sola dönmüyor? Mesela bazı tekerleri sağa sola döner şekilde mi yapmamız gerekiyor? Evet. Onun için neler... Şu an sen hepsi aynı yöne dönsün dedin ama. Yo, gittiği yön bak abla. Dur önce arabayı stop ettireyim. Hareket etmiyor değil mi? Tamam. Bak bunlar gidiyor, hepsi aynı yönde gidiyor şu anda değil mi? Evet, o yüzden araban gidiyor. O yüzden gidiyor araba. Sola dönmesini istiyorsan şu en sağdaki, hani şu menüde en sağdasında ya. Yani. Benim arabama gel abla. Benim arabamdaki yeşil şeyleri görüyor musun? Evet. Ben oralara şey atmıştım hani. Şu şeyden attım. Neyden? Şundan. Evet, hani ben de attım ya ondan. Nerede abla? Attım bakayım. İşte şuralara. Şu tekerleklerin altına attım. Tekerleklerin altında. Ha bir de bak şurada olması lazım ama. Nerede olması lazım? Sana yapayım istiyorsan. Şuraya mesela attım ya. Tamam. Oraya attın. Niye üstüne onu koydun? Niye tekerleğimi yıktın? Ya benim bütün tarzımı bozdun şu anda. Ben oraları beyaz yapmıştım. Tövbe estağfurullah. Şunu hemen... Bak kahve rengi yaptı ya. Senin şeyini havaya kaldırdık. Ya yapacağım diyeyim ben de ya. Kemal Sunal gibi güldüm. Kötü bir şey mi yaptın? Yo. Allah rahmet eylesin diyelim. Aynen. Şimdi bu oldu desin. Ne yaptığını anlatır mısın yaparken de? Tabii ki de. Şu an benim... Bunu da anlatacağım, gel bakalım. Bak şimdi. Şunun üstüne bir tane bearing attım. Tamam. Attım. Neden üstüne atıyorsun? Yanına atma. Üstüne değil. Attım çünkü bak bu böyle ya. Buradayken bu şekilde dönüyor. Yani normalde böyle dönüyordu ya abla. Bunu evet. Bu şekilde koyduğun zaman böyle dönüyor. Buradayken de böyle dönmeye başlar. Tamam. Ama altına da koyman lazım aynı şekilde. Bir saniye. Mesela buraya attım ya. Bunun üstünde bunu koyduğum an abla. Hı hı. Şimdi bu artık dönmeye başlayacak. Evet. Altında olduğundan dolayı. Şimdi şuraya şey yaptım. Seninkinin boyutundan dolayı bir tane daha artırıp şuraya koydum. Sonra buraya bir tane daha koydum. Hı hı. Bunu tekerleği döndürmeye yarayacak. Hı hı. Şimdi buraya geldim. Bak şimdi abla şu maviyi makineye bağladım. Bu maviyi de makineye bağladım.
Şu tekerlekleri jeneratörlere bağlıyorum. Sen jeneratörlerin oranını aynı oranda mı yaptın? Yok. Ha şeyini mi? İlerlemiş mi? Gücünü. Evet. Şimdi şunu bir kaldıralım. Mesela. Yani derme çatma da olsa ters de gitse senin araban. Yanlış yaptın çünkü benimki normal gidiyordu. Sen yanlış yaptın. Dur bir saniye yaptın. Yaparız ablam, sakin ol. Garip bir şeyler yaptın. Ha evet doğru, yanlış yer yapmışız. Söylüyorum abi. Arkadaki tek ada ayıp be. Bir şey söyleyeyim, benim karakterim yapışıyor böyle, geri geri gidip geri yapışıyor. Evet, senin karakterinde sorun var nedense ya. Benim oyunda problem var ve durmuyor, takla attım. Mesela şu an senin arabanı ben aldım götürdüm. Sen oraya geri getirmek için ne yapacaksın? Yolunu da göster istiyorum. Neyi? Ben senin arabanı aldım, kaybettim. Geri getiremem ki. Getirebilirsin. Bulmam lazım. Nasıl getirebilirim abla? Getirirsin, getirirsin. Nasıl? Bana rica ederek. İşte. Abla götürür müsün diyeceksin. Ya abla ben Allah aşkına senin olsun ya. Ne olacak, canın sağ olsun. Zaten karakterim yapışıp duruyor. Ben az önce seni gördüm bu arada, solumdaydı. Beni kapatmaya çalıştığın şey var bu ya. Bu arabayla seni nasıl geçeceğim Allah aşkına ya. Çok. Vıncığım çıktı. Senin arabana güzel bir şeyler yapayım mı abla? Sen tam şu an karşımdasın. Evet, senin arabanı şey yapmaya çalışıyorum. Şu tekerlekleri, gereksiz tekerlekleri alıyorum. Şimdi araban hızlanacak. Ters ters gitsek de hızlanacak artık yani. Neden ters ters gidiyorsun masayı? Ya şimdi uğraşmak istemiyorum ya baştan. Ah, arabanı koydum buraya. Çarpayım mı sana? Atla bakayım. Atladı. Atlayamadım. Bir saniye, bekle bir saniye. Atlamayacak mısın? Ha, onu koy, atla bakayım oraya. Tamam. Sen kontrol edemezsin ama. Aynen, kontrol ediyorum ki oturmak için. Benim karakterim yapışıyor. Senle beraber yapışıyor gözüküyor bende. Sende bug'a girdi ama bende bir sorun yok. Aynen, bende biraz bug var. Şey, ağırlık yapıyoruz abla. Şu motorların gücünü artırıyorum. Bu da çok güzel. Yüksek mesela ihtimal taktiği. 2'li, 3'lü, 4'lü direksiyon olabilir. Hani o bisiklet tarzı. Bisiklet de yapabiliriz aslında. Evet, yapılabilir. Bence bir dahaki bölümlerde bisiklet, kamyon, kamyonet falan, uçak falan derken. Aynen, uçak da yapabilir. Oo. Arkadaşlar, fizik motoru çok önemli. Ama bugünlük bu video yeterli aynen bence. Arkadaşlar yani... şimdi genel bir hatlarıyla bahsedelim. Oyun bende bug'lı. Gürhan'da olmasa da. Bazı problemler var erken erişimde olduğu için. Ücretini de karşılıyor bence. Evet. Ücretine göre hani, ama erken erişimde olduğu için biraz da uygun fiyatlı olabilirdi. Aynen. O ama yüzden yani, biraz sıkıntılı. Ben zevk aldım. Yani o yüzden zevk alıyorum yani. Hala gidiyoruz ya. Oldukça güzel bir oyun ama şöyle bir durum var. Bu modları, haritaları ve karakter kişiselleştirme konularını çabuk yapmaları lazım. Çünkü bir süreye kadar bir şeyler geliştireceksin ve sonra bitecek. Hani. Evet. Sonra tükeneceksin yani. Gel buraya, ben sana şurada şey yapacağım ya, koltuk yapacağım, gel. Gel burada gül gibi otur ya. Dur ben yaparım. Hemen yanıma. Gel bak, yaptım şöyle bir tane. Dur. Atla. Ben arkada yaptım. Nereye istiyorsun? Dur. Bu arada oyunun çok güzel bir müziği var. Yalnız tekerlek senden dolayı dönmekte zorlanıyor. Yani o fizik motoru bile işlemişler. Dur, arkaya bineyim ben. Dur, arkaya bineyim. Atla. Bindim. Buraya çıkar mı acaba benim araba? Benim araba çıkar. Güzel oldu ya. Çıkmaz benim bence. Araba... senin araba Ayşat, senin araba Vefat. Evet arkadaşlar, ilk bakışa göre, ilk baktığımızda grafiksel olarak biraz zayıf. Yalnız şu patinaja bak be! Hadi mekanikler oğlum. Olarak başarılı. Mekanikler çok başarılı. Müzikler, sesler gayet güzel ama geliştirmeye ihtiyacı var, birçok eksiği var. Ama yani çok güzel videolar çıkacak bu şeyden, yani YouTube'un yeni oyunlarından birisi ben, aynen. O gözle bakıyorum.
Yepyeni videolarla yeniden karşınızda olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Hadi gidelim abla.